Ayten abla çok yükseliyor. Ben mesela devamlı gidip onu yükseltmeye çalışırım. Buradayken, takımdayken de aynı. Dün ben yaklaşamadım yanına. Yani çok yüksekti. O kadar narin olunca, duvarları Biz kapatınca da mesela gidemez. Uşay'la ben yemin ediyorum sabah servise bindiğimde yani ilk adımı atıyorum uğraşmaya başlıyorum. Vallahi bak. Uğraşamıyorum. Yani Ruşa onu kaldırabiliyor demek ki. Ayten'in psikolojisi müsait olmayabilir. Siz de bunun hassasiyetine dikkat etseniz iyi olur. Belki de çok üstüne gitmemek lazım. Evet. Peki, çünkü bunu dile getirdiği zaman da niye bizim yok mu, biz yapmadık mı, biz yorulmadık mı, bizi de özlüyoruz, biz de diyorsunuz. Evet. Yani haklı bunu da tabii, yarışından gidip herkesin bir emeği var, herkesin mesaisi var burada. Evet. Ama İnsan kimisi işte gidiyorsun? Bu biraz da dayanıklılık da burada. Vallahi o test da bir ediliyor. Kadir her gün İstanbul dışına gidip geliyor. Evet. 4 saat yol. Ben bir şey diyor muyum? Üzülüyorum. Şef Akademi'de birinci olmak istiyorum. Tabii ki de gidip geleceğim. Süpersin Kadir, işte bu. İnşallah adamım sen benim. İnşallah sen olursun. Ha, peki. Hadi puanlara bakalım. Daha ilk gün. Evet, yeşil takım kaç puan verdi? Biz pilavın birbirine yapışmış olması hoşumuza gitmedi. Bence fazla pişmişti. Hı hı. Domatesleri azdı. Üzerinde baş bir sarımsak vardı ve çok büyüktü. Tolga abi yemeye çalıştı ama yiyemedi. Somonla alakalı ben daha fazla bu yorumlara devam etmek istemiyorum. O yüzden Tolga abi devam etsin somonda. Limon, normalde şef 1,5 limon sıktı. Hiç limon araması yoktu. Hiç mi gelmedi abi? Hiç gelmedi kardeşim. Öyle. Sen de bakarsın birazdan tamam. Kaldıysa. Salatalıklar çok küçük doğranmıştı. Salata çok nizamiydi. Hiç çoban salata böyle hani bir dağınık bir şey durmuyordu. Öyle sanki elle doğranmış evet. Gibi değildi yani bahçe salatası. Bahçe kokusu aldınız mı? Yok almadık. Alamadık. Yani lapa bir pilav, limonsuz bir somon. Peki, yani çok nizami doğranmıştı diyorsun. Siz de şefle çeliştiniz şimdi. Şef de nizamlı. Şef de, hayır, şef de tabakta çok dağınıktı dedi. Çok güzeldi şüphesiz. Çok nizamiydi dedi. Evet. Hayır dağınıktı dedi. Tabağın çok dağınıktı dedi. Tamam. Çok sunumunu ha, öyle dedi. Sunumunu ha bu kesimini ediyor. Tamam peki yanlış anlamışım. Kesin. Anladım. Peki puanınız? Bu mu dedin? Bu dedi. Tolga puanımız kaç? Kaç? 7. Puanımız 7. 7. Teşekkür. Ayten'e 7 puan verdiler. O zaman ne oldu? Puanları toplayın bakalım. Ve Çağlar abi vardı. Ya. Bir puanla geçti. Ne oldu Ruşa? Bir puanla geçtiler. Söyle bakayım sonucu. Bir puanla beni geçti. Ne diyorsun? Vallahi. Yeşil takım 14, mor takım 15 puan arkadaşlar. Mor takım bugün strateji evet, yaptı. Evet, günün yok artık. Strateji yaptı bugün. Anladın mı Ayten yani? Strateji yaptı deyince ciddiye mi alacağız şimdi bunu yani? Neyin stratejisi? Öykü Hanım siz beni Allah ciddiye aşkına almıyor musunuz? Hayır almıyorum Tolga, nasıl alabilirim seni ciddiye? Şu an nasıl alabilirim yani? Beğendim deyip 5 anladın verdi. Anladın mı? Bunlar böyle üzme kendini değmez ya. Sen yoluna bak, işine bak. Peki. Tebrik ediyoruz mor takımı. Size de geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Bir puanla bir puan. Sonuncu topa. Oldunuz. Bana böyle de dramatize de edebiliriz mesela yani. İşte sonunculuk. Sonuncu olanlardan. Sonuncu olanlardansınız. Abi, bakalım yarın ne olacak? Ne dedi? 9 alıp sonuncu oldu ya. Abi dedi. Tamam, o da var tabii. O da bir yetenek. Vallahi o canım. Zaman Kadir'cim sana iyi yolculuklar. Yani daha yolum uzun. Yolun uzun. Bitirelim ben. Ayten ne olur yarın gülerek gel. Kaç kendini diyor, üzme. Gerçekten yok yere üzüyorsun. Şimdi Arzu seni bir kendine getirir bence. Canım arkadaşım diyerek. Nasıl? Değil mi? Bakalım yarın ne olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yarın Şefköy'de buluşmak üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdi hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.